Tevhid en kısa ifadesiyle La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demek ve bu inancın gereğini bütün benliğiyle hissederek yaşamak demektir. Tevhide ulaşmanın yolu, kişinin öncelikle sahip olduğu yanlış inançlardan, itikatlardan temizlenmekten geçer. Sahip olduğu yanlış inançlardan temizlenen mümin, Rabbini gerçek manada tevhid etmenin kapılarını aralar ve Rabbini ubudiyette, rububiyette, uluhiyette tevhid ederek tevhidin en yüce makamlarına doğru yol alır. Tevhid, kulun ilk kulluk vazifesi ve imanın üzerinde yükseldiği ana temeldir. Kelime-i Tevhid'de La ilahe ifadesi, yani Allah'tan başka bütün ilahların nefyedilmesi, reddedilmesi gerçek tevhidin en temel şartı olarak zikredilmiştir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de risalet çağrısına bu noktadan başlamıştır. Öncelikle bütün batıl inançları, Allah dışındaki bütün ilahları reddetmiş ve yerine gerçek sahih akideyi illallah ifadesini yerleştirmiştir. İslam'ın özü olan tevhid akidesiyle Yüce Rabbimiz bizi nasıl bir dine davet etmektedir? Tevhid bir demek, birlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de ahad ve vahid kelimeleriyle ifade edilir ama arasında fark vardır. Ahad ve vahid, ahad yeganecik demektir, biricik demektir. Öbürü de sayı cinsinden olan biriciktir. Yani ahad ve vahid kelimeleri tevhidi ortaya koyar. Bu şu demektir: Allah biriciktir, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar da biriciktir. Hiçbirisi birbirinin aynısı değildir. İnsanlar da bir yönüyle birbirine benzer, bir yönüyle benzemez. Bitkiler de bir yönüyle birbirine benzer, bir yönüyle benzemez. Herkesin genetik kodu, genetik şifresi farklıdır. Bu şu demektir: Cenab-ı Hak her bir varlığa ehadiyet, birlik, tevhid damgasını vurmuştur. Dolayısıyla tevhidi biz şöyle tanımlıyoruz. Tevhid bir şeyin çok şeyle, çok şeyin de bir şeyle ilişkisi anlamına gelir. O bir şey dediğimiz Allah birçok şeyle ilişkilidir. Birçok şey de o bir olan Allah'la ilişkilidir. Tevhid, Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek demektir. Ve tevhidle İslam'a girilir ve tevhid hayatın merkezinde olan bir inançtır. İslam'ın özü tevhid. Tevhid birlemek, teklemek demek. Bu kainatta ibadet edilmeye layık, yaratıcı olan tek bir varlık vardır. Başka hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir Rab yoktur. Bugün maalesef modern hayat bizim ilgimizi çok dağıttı. İnsanlar yani bazen değişik ilahlara tapıyor. Bu teknoloji ilahı olabilir, madde ilahı olabilir. Artık kimse taştan topraktan put yapmıyor ama değişik tanrılar oluşmaya başladı gündemimizde. Halbuki Müslüman çok rahat. Bir ilahımız var, bir Rabbimiz var. Onun emirleri ve yasakları var. Biz onun peşinden gidiyoruz. Bu sebeple yani bir mümin olarak bunun farkına varalım inşallah. Cenab-ı Hak, kelime-i tevhidi bütün benliğimizle yaşamamızı, zat-ı uluhiyetini sevmemizi istiyor bizden. Bunun için de la ilahe diyerek kalbimizde yer eden masiva adına ne varsa hepsini toptan reddetmemiz ve kalbimizi bütün bunlardan temizlememiz isteniyor. Sonrasında illallah diyerek kalbimizi Cenab-ı Hakk'ın zatının tevhidiyle doldurmamız gerektiği bizlere hatırlatılmaktadır. Gerçek manada tevhidi nasıl zevk edebiliriz ve gerçek manada tevhidin hakikatine nasıl erişebiliriz? Allah'ı tanıdıkça, sevdikçe,
tek bir sahibimizin olması, tek bir efendimizin olmasının ne kadar büyük nimet olduğunu daha çok anlayacağız. Haşa sümme haşa, hani bunu çok kullanıyor bizim İslam kelamcıları. 10 tane tanrı olsaydı şu alemde hayat çekilmez olurdu. Birisi uyu derdi, birisi kalk derdi. Birisi çalış derdi, birisi efendim çalışma, yat, uyu derdi. Hangisine itaat edeceğiz? Yani düşünün ki bir iş yerine girdiniz, 10 tane değişik patron var. Her biri değişik bir şey istiyor. Oradan hemen kaçarız herhalde, değil mi? Ama tek bir patron olsa adamın ne istediğini biliriz. Ona göre uyum içinde çalışırız. Mabut demek sevilerek itaat edilen varlık demek. Biz severek neye itaat ediyorsak esasında ona kul olmuş oluyoruz. Bu sebeple özellikle tasavvuf kültüründe masivadan korunmak gerekiyor. Sadece Allah'a kul olmak gerekiyor. Evet, tevhidi hakiki manada yaşamak için birincisi itikatta tevhid gerekiyor. Sağlam bir altyapı, yani tevhide dayalıdır. Nitekim Cibril hadisinde de geçer, İslam 5 temel üzerine kurulmuştur ve o 5 temelden birincisi şehadettir. Şehadet itikattır, tevhiddir. Daha sonra da namaz, oruç, hac gibi diğer ibadetler gelir. Bir Müslümanın ibadetlerinin kabul olabilmesi için sağlam bir altyapıya, tevhide sahip olması lazım. Tevhid inancı bir binanın su basmanı gibidir. Nasıl ki bir binanın su basmanı temelleri sağlamsa, bunun üzerine çıkılacak katlar da, çatılar da sağlam olur. Bu açıdan önce Müslümanın tevhidi öğrenmesi, ki İslam'da tevhid ilmi her Müslümana farz olan bir ilimdir. Çünkü tevhid sağlam olmazsa, bozuk olursa, yapılan ibadetlerde bozuk olur, boşa gider. Bu açıdan tevhid İslam'ın temel binasının temellerini oluşturur diyebiliriz. İmam-ı Gazali tevhidin 4 mertebesi olduğundan bahseder ve bunu ceviz örneğiyle açıklar. Cevizin biri dışında, biri içinde sert olmak üzere 2 kabuğu, biri cevizin içi, biri de onun içinde yağı olmak üzere 2 de özü vardır. Kalben inkar etmekle birlikte dille la ilahe illallah demek münafıkların imanıdır ki, yeryüzünde, dünyada Müslüman sayılmakla birlikte Allah katında Müslüman değildir münafıklar. Tevhidin ikinci derecesinde dil ile ikrar ve kalp ile tasdik eden mümin yer alır ki bu ahirette bu insanı cehennem azabından kurtarır. Tevhidin üçüncü mertebesi kişinin çokluk alemini görmesi ama hakkın nuruyla tevhidi bir olanı da müşahede etmesidir. Tevhidin dördüncü mertebesi ise İmam-ı Gazali'ye göre sufilerin fena fillah dediği mertebedir ki bu mertebede kişi kül aleminde, çokluk aleminde yalnızca bir olanı, Allah'ı, onun cemalini, sıfatlarını, zatını, isimlerini müşahede eder. Sufilerin tevhid konusuna bakışı nasıldır? Sufiler diyorlar ki Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını tanıyarak ona kul olmak. Kahhar olan Allah'tır. Razak olan Allah'tır. Rızık gelir ama rızık veren Allah'tır. Canını alan Allah'tır. Bunu bilirsek gerçek tevhide erişmiş oluruz. Ama bilmezsek zannederiz ki Allah canımızı alıyor ama bizi yaratan Allah, canımızı alan Allah ama rızkı veren patronumuz. Efendim işte şu yapan şu. Şifayı veren doktor. Allah'la alakası yok, haşa. Öyle değil. Şifayı veren de Allah. Gerçek şafi Allah'tır. Doktor vesiledir. Patronumuz, iş yerimiz, dükkanımız bir vesiledir. Bu sebeple sufiler bu konuya çok ehemmiyet vermişler. Ve bizim murakabe dediğimiz, tefekkür dediğimiz uygulamalarla devamlı Allah'ın azametini, büyüklüğünü, ismini, gerçi zatınla alakalı tefekkür yasaklamış dinimizde, özellikle sıfatlarını, fiillerini tanıyarak la faile illallah, Allah'tan başka gerçek fail yoktur demişler. Ve bunu hayatlarında yaşayarak huzura kavuşmuşlar diyelim. Tevhidin zıddı şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim bizlere affedilmeyecek tek ve en büyük günahın şirk olduğunu beyan eder. Şirk, Kur'an'ın ifadesiyle
en büyük zulümdür. Çünkü sadece Allah'ın hakkı olan ilahlık hakkına başkalarını ortak etmek manasına gelir. Oysa Cenab-ı Hak birdir ve tektir. Tarih boyunca bu hakikatten sapanları peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle Yüce Rabbimiz uyarmıştır. Peki gerçekten Allah'ı ehad ve vahid olarak tanıyor muyuz? Allah'a şirk koşmadan gerçek manada iman etmek nasıl mümkün olur? İnsanları şirke düşüren hatalar, yanlışlar nelerdir? Kıblemiz bir, Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. Peki bu birbirlere inanan Müslümanların da kendi aralarında sosyal birliği de sağlamaları gerekir. Şirk aslında tevhide aykırı şirk hareket etmektir. Allah'a ortak koşmak demektir. Ne de ortak koşmak demektir? Allah'ın zatında, sıfatlarında, onun fiillerine ortak koşmak, Allah'ı güçsüz olarak telakki etmek, yetersiz olarak görmek, adeta Cenab-ı Hakk'a bilgisizlik isnat etmek manasına gelir ki bu ya cehaletten kaynaklanır, yani şirk, tevhid gibi konuları bilmemekten kaynaklanır ya da insanların makam, mevki, bir takım güçlerini kaybetmesi endişesinden kaynaklanan bir şeydir. Ve her Müslümanın şirki ve tevhidi doğru bir şekilde öğrenmesi lazım. İmanlarına şirki bulaştırmamaları gerekir. Yaratan Allah, tamam, bu konuda hiç kimse itiraz etmiyor. Bu kadar büyük semayı, ayı, güneşi herhalde senin benim aciz insanım yapacak hali yok. Herkes diyor ki ya bunu yapan çok büyük varlık var. Ama hayatın diğer bölümlerinde hayatı kompartımanlara ayırıyoruz. Şu benim vaktim, özel vaktim. Bu para benim özel param. Kimse bundan hak sahibi değildir. Böylece farkına varmadan Allah dışında inançlar, sistemler, güçler devreye giriyor ve biz hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Bir insan bir zaafı vardır, onu yapar ama kabul eder, onda sıkıntı yok. Ama esas şöyle, yok kardeşim bu budur. Yani benim bildiğim Allah benim parama karışmaz. Benim bildiğim Allah, benim tanıdığım Allah beni cehennemde yakmaz. Nereden biliyorsun yapmayacağını? Kur'an-ı Kerim okursak Allah-u Teala'nın yani güzel amellere, efendim cennetle, nimetlerle cevap vereceği gibi, karşılık vereceği gibi azabı da olduğunu görüyoruz. Hani bu sebeple şirk dediğimiz Allah'tan başka güç, kuvvet, otorite tanımamak gerekiyor. Tevhid inancının asla ortaklığa tahammülü yoktur. Tevhid ehli bir Müslüman nasıl ki dış dünyadaki bütün ilahları reddedip Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak bilirse, iç dünyasında da bu mana ile tezat teşkil edecek bütün ruhi, fikri ve kalbi duygulardan arınmakla mükelleftir. Hazreti İbrahim'in puthanedeki putları kırması gibi mümin kimse de kalbini gurur, kibir, heva, heves, riya, ucub gibi bir takım hasletlerden temizlemekle gerçek manada tevhidi gerçekleştirmiş olacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi buyrularak bu gerçeğe dikkat çekilmiştir. İç dünyamızda tevhidi nasıl gerçekleştirir ve kalbimizde tevhidin hakiki manada yerleşmesini nasıl sağlayabiliriz? İç dünyamızda tevhidi yaşamak demek ki tevhidin tezahürleriyle de alakalı olan bir şeydir. Bir Müslümanın düşünce dünyasında, zihin dünyasında, duygu dünyasında Allah'ı birlemesi gerekir. Yani kalbinin parçalanmaması gerekir, aklının parçalanmaması gerekir ve bu insan hayatına da çünkü olumsuz yönde yansımalarını meydana getirecektir. Bu kavi bir imanı insana sağlayacaktır. Böyle bir tevhid anlayışı, yani zihinde, düşünce dünyasında tevhidi Müslüman gösterecektir. Kalpte tevhidi gösterecektir ki Allah'tan başka bir güç ve bir otorite tanımama anlamına gelecek. Ve duygu dünyasında duygusunu kontrol edecek, bir olan Allah'a bağlı olduğunu kendi içinde hissedecek ve bu coşkusallığı onu Allah'ın dışındaki varlıklardan da alıkoyacaktır.
Ve zaten o tevhidi içinde yaşayan bir Müslüman dışına da bunu tezahür ettirir, olumlu yönde tezahür ettirir. Ve dediğimiz gibi sağlam bir imana ve sağlam bir inanca sahip olan bir Müslüman gündelik hayatında İslam'ı da doğru dürüst bir şekilde yaşar. Bu da tevhidin bir tezahürü olarak kendisini gösterir. Özellikle sufiler tefekkürü çok önemserler. İnsan çünkü tefekkür ettikçe Allah'ın varlığını, birliğini daha yakından görme imkanına sahip oluyor. Bu kainatı yaratan Allah diyorsun. Bana bu nefes alma imkanı veren Allah-u Teala. Rızkımı gönderen Allah-u Teala. Her şeyimi veren Allah-u Teala. Yani hangi birimiz gözümüz için, kulağımız için Allah'a bir ücret ödedik? Bir sufi diyor ki eğer diyor bu azalarımızı, uzuvlarımızı parayla alacak olsaydık fakirlerin çoğu gözü olmaz, kulağı olmaz, ayağı olmaz. Allah-u Teala herkese bunları bedava veriyor. Böyle bunu tefekkür edersek iç alemimizde Rabbimize karşı müthiş bir sevgi. Biz buna muhabbetullah, Allah aşkı diyoruz ki sufilerin çoğunda bunu görürüz. Allah'a böyle tamamen yar olma, dost olma. Hep onun emirleri ve yasakları çerçevesinde yaşamak, yasak dediğini yapmamak, verdiği emirleri tamamen uygulamak gibi bunu görüyoruz. İçimizdeki o sevgi, muhabbet çok önemli. Bugün belki tasavvufun bize verdiği en güzel katkı dindeki sevgi yönümüz. Yani din mekanik bir olay değil. Allah'ın dediğini yapayım, yapmadığını yapmayayım ama böyle mekanik robot gibi değil. Severek yapmak, korkarak kaçmak, nefret ederek kaçmak. Yani bazı insanlar haram işlemiyor ama gönlü haramda mesela. Böyle olmayacak. Bunu yaşarsak inşallah tefekkürle gönlümüzü zenginleştirirsek iç alemimizdeki şirk duygularını tamamen temizlemiş gerçek tevhidi yakalamış oluruz inşallah. Risalet göreviyle yeryüzüne gönderilen bütün peygamber efendilerimiz, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, kalplerini bütün fani muhabbetlerden temizlemişler ve böylelikle Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellilerinin mazharı haline getirmişler ve Yüce Rabbimizin dostluğuna mazhar olmuşlardır. Hakiki manada tevhidin bilincine erişmiş bir mümin manevi anlamda neler yaşar? Gerçek manada tevhidi anlamış bir müminin kalbi hayatı nasıl şekillenir? Tevhidi içselleştiren bir Müslüman bir defa Allah'tan başka yani hiç kimseden çekinmez. Yani bu bir korkusuzluk, korkusuz bir cengaver yetiştirme manasında değil de korkulması gereken yegane gücün Allah olduğunu, nelerden korkması gerektiğini tevhid ona sağlar ve ibadetlerinde, gündelik hayatında düzgün bir hareket eder ve insanlarla olan ilişkilerini de tevhid üzere kurar ve helal haram duyarlılığına uygun hareket eder böyle bir Müslüman. Onun hayatında ahlak sanki bir ete kemiğe bürünmüş bir ceset gibi yani yürür hayatında ve bu tevhid işte Müslümanın gündelik hayatına bu şekilde yansır. Çocuklarıyla olan, ailesiyle olan ilişkilerine yansır. Hatta ev mimarisine yansır. Efendim dini mimarilere yansır. Sanata yansır. Yani gündelik hayatında sanata yansıtır. Artık onun bütün hayatında o birin, bir olan Allah'ın bir yansımasını, tezahürlerini Müslüman gösterir. Gerçekten tevhide eren bir insan hayatı bölüp parçalamaz. Camide Allah'a kul olduğu gibi dükkanda Allah'a kul olur. Rızkın Allah'tan geldiğini bilir. Mesela yalan söylemez. Hani bugün hepimizin tek derdi var değil mi? Bugün kişisel gelişimde işte psikolojide falan tek dertleri insanı mutlu etmek. Halbuki mutlu olmanın tek yolu tevhidi yakalamak. Yani Müslüman için gerçek tevhidi yaşayan bir insanda hiçbir korku ve hüzün yoktur. Onu söyleyeyim. Bu bize yeter herhalde. Tasavvuftaki manevi derecelerin ilki ettehalla, yani gönlü Allah'tan uzaklaştıran her şeyden samimi gözyaşlarıyla nedametle tahliye etmek, uzaklaşmak. İkinci mertebe ettehalla, yani gönlü güzel ahlakla salih amellerle donatmak ve üçüncü mertebe ise
et tecella, yani yüce Rabbimizin tecelli edeceği manevi güzelliklere hazır bir gönle sahip olmaktır. Tevhid sırrına ermek için mümin bir kimseye gereken Allah'ı bir ve tek kabul etmek, enfüste ve afakta, içte ve dışta, zahirde ve batında bütün ilahları reddedip Rabbini bir kabul etmek ve bu inanç ve itikatla Rabbine kavuşmak, ölüm anına kadar bu itikatla yaşamaktır.